Bizon TV'den herkese selamlar. Efendim bugün birazcık siyasetin gündeminden uzaklaşmak istedim. Hepimizin merak ettiği konuları saç, imaj, stil nasıl olmalı, neler olmalı? İşte tüm bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Şükrü Dudu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Şükrü Bey, içeride de konuşmuştuk. Size berber mi diyeyim, kuaför mü diyeyim? Çok böyle emin olamadım. Siz ama kendinize daha çok berber diye hitap edilmesi taraftarsınız. Evet, ben erkek berberiyim. Yani biriyle tanıştırmaya gittiğim zaman da bile erkek berberi Şükrü Dudu diyorum. Peki o berber kuaför ayrımı nedir sizce? Genelde bayan kuaförü, yani bayanlar daha çok kendilerine evet, kuaför denmesini, kadınlar, erkekler berber evet, diye evet, hitap edilmesini. Peki bu daha çok böyle bir kompleksi beraberinde getiriyor mu? Şu an mesela popüler söylemler var, stil danışmanı, saç stiliyle alakalı danışmanlık. Siz daha çok ama böyle yok, kompleksiniz yok. Berber. Peki şimdi sizle alakalı birkaç araştırma yaptım. Hep böyle ünlülerin berberi diye geçiyor. Bu sizde bir sorumluluk da yaratıyor mu, ünlülerin berberi denmesi? Yaratmıyor çünkü güven meselesi. Yani ünlü değil, bizim öyle değil. İş adamı daha çok müşterimiz var. Ünlü anlamına gelecek olan çok insanlar hepsi bize geliyor ama bizim için bütün herkes aynı. Yani ünlü de olabilir, iş adamı da olabilir, sanatçı, futbolcu hepsi. Yani dükkandan içeri giren bizim için her zaman ünlü ve önemli. Ama işte böyle bir algı var. Bence aslında güzel bir algı aynı zamanda. Şimdi çok önemli bir noktaya temas ettiniz aslında, güven. Belki şey diyebilir izleyenler, alt tarafı berber, alt tarafı kuaför, nedir bu güven şey, ama bir kuaförde güveni nasıl sağlar mesela orada bulunan kişi? Sadakat çok önemli. Onunla olan bağ çok önemli. Veya işte benim evimin 30 yıldır, 35 yıldır tıraş ettiğim insanlar var. Yani bu sadakat, bu bağdan dolayı bunlar buralara geliyor. Evet. Kanaat önderi gibi bir şey aslında değil mi berber, kuaför? Ya biz zaten artık bir saatten sonra akrabası gibi oluyorsunuz. Yani onunla bir aile bağınız olmuş gibi oluyor. Geçen gün işte Ömer Sabancı sabah geldi. Her hafta tıraş ederim örneğin. Benim aynı zamanda nikah şahidimdir. Öyle mi? Ne güzel. Yani kendi akrabalarının daha çok gördüğü insan oluyorsunuz. Her hafta tıraşa geliyor. Her hafta onunla bir bağınız var. İşte kahve içiyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Bugün sabah örneğin Hakan Ateş geldi. Ben Hakan Ateş'i tıraş ettiğim zaman 15 yaşındaydım. Şu an 49 yaşındayım. 15 yaşından beri. Evet. Ve hala hiçbir dostluğumuz, yakınlığımız bitmedi. Her şeyinde varım. İşte düğününde, davetinde, gecesinde, her yerde giderim. Askerde bile mektup yazmıştım. Aa, ne güzel. İşte dedim ya, hani insan bazen böyle şehir değiştirse, başka bir yere gitse bile yanına alacağınız 3 şey nedir ya da gideceğiniz, vazgeçmeyeceğiniz kesinlikle herkesin kuaförüdür, berberidir. Mesela ben biraz kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Moralim bozuk olduğu zaman ya da daha çok böyle insanlar bunu yaparlar. Kuaföre giderler, berbere giderler. Hem orada sohbet ederler hem de yeni bir saç, yeni bir stil insanı daha da mutlu edebilir. Erkeklerde böyle bir durum var mı? Erkeklerde daha çok var. Yani morali iyiyse de, kötüyse de geliyor. İyiyse bizimle paylaşıyor. İşte şu oldu, bu oldu. Kötüyse de işte moral, bu geldim hadi bir masaj yapalım, sakal tıraşı olayım, işte manikür pedikür olayım, zaman geçireyim veya muhabbet edeyim. Çünkü bizim dükkanda da ekip de zaten, biz hep ekip halinde çalışıyoruz. Benim de dükkanda işte ortaklarım var, kalfalar var, çıraklar var, manikürcüler var. Yani müşterilerin onunla diyalogları da var tabii. İşte Beşiktaşlıysa Beşiktaş muhabbeti yapıyor, Galatasaray yendiyse o gün gelip başka bir muhabbet yapıyor. Şimdi o muhabbet için gelen de var. İşte o aslında tıraşı, muhabbeti hepsiyle beraber bir mutlu şekilde paket halinde çıkmış oluyor. O zaman Şükrü Dudu aynı zamanda iyi bir dert dinleyicisidir. Yani bir kuaför aynı zamanda iyi bir dert dinleyicisi olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü yani bir sebebi olması lazım. Yani sadece her saç şeyde kestim bitti değil. Ben şimdi örneğin dünyanın en iyi saç kesen adamı değilim. Ama bir bütün olarak hesaplandığı zaman işte muhabbetin, onunla paylaştığın şeyler, sadakatin dediğin gibi, dükkandaki mutluluğu, temiz hizmet etmek, güvenilir bir yere gelmek, bunlar hepsi bir bütün halinde oluyor. Evet, sadece kuaför aslında o içeride gördüğümüz şaşalı, saç kesen durumdan ibaret değil. Aynı zamanda psikolog da diyebiliyorum ben onlara. Çünkü bir nevi gittiğiniz zaman derdinizi, sıkıntınızı, mutluluğunuzu da paylaşabiliyorsunuz. Şimdi ben aslında hep burada siyasetçileri, gündemden insanları ağırladım ve onlarla programlar yaptım. Ama işte bu saç stil son dönemlerde o kadar çok popüler oldu ki Zeynep, bunu da konuşalım, izleyenlerimiz merak edecektir dedim. Biraz böyle benim sektörüme, yani benim ağırlıkta konuştuğum konulara gelecek olursak, siyasetçilerden böyle stilini beğendiğiniz isimler var mı?
Şu anki siyasetçilerin stili çok iyi. Eskiden bu kadar bakımlı değillerdi ama şu anki gelişen hayatta işte modernize olmuş, bir de dünya görüşü olan şu an siyasetçilerin hepsi hem kıyafetleri çok iyi hem de saçları çok iyi. Yani çünkü gerçekten şu an trendleri gördüklerini hissediyorum onları. Yani geçmişte aslında buna bu kadar çok dikkat edilmiyor. Hiç edilmiyor diyor. Kıyafetlerde de öyle bol bol pantolonlar. Hakikaten. Ceketler, şeyler, uzunlar. O zamanın tarzı mı buydu yoksa onlar mı dikkat etmiyordu acaba? Gelişen çağ ayak durmak her zaman çok iyidir. Şu anki siyasetçilerin hepsi, zaten hepsi okumuş. Kültürlü insanlar ve görüyorlar. Görünce de mutlaka kendilerine de uyguluyorlar. Siyasetçilerden gelen var mı kuaföre? Var. Hiç böyle diyorlar yeter artık diyen oluyor mu? Yok canım öyle diyemez. Çünkü hep böyle merak ederiz ya acaba bu siyasetçi nereye gidiyor kuaföre gittiği zaman. Daha doğrusu bizim böyle toplumda sevdiğimiz, beğendiğimiz isimlerin kuaförü, berberi de bizler için çok önemlidir. Çünkü orada nasıl davranıyor, nasıl hareket ediyor biraz da meraklı bir toplum olduğumuz için. Şimdi biraz izleyenlerimizin de kendi merak ettiklerimden izleyenlerimizin merak ettiklerine geleceğim. 2020 saç trendlerini konuşalım sizinle. 2020'de erkek saç trendleri nelerdir? Şimdi ben yavaş yavaş zaten sosyal medyada paylaşmaya başladım 2020'nin saç modası diye. Şimdi 2020'de yine biz de yurt dışını çok takip ediyoruz. İşte fuarlara gidiyoruz, eğitimlere gidiyoruz. Aynı zamanda ben eğitim de veriyorum. Bu yıl yine yanlar ve ense kısa. Ama üstlerde mutlaka saç var. Yan, ense, kısa, evet. Üstlerde saç. Evet, üstlerde natürel şekilde ama uzun saç var. Ya bunu değiştirmek, hani herkes diyor ya, geçen sene de böyle bir şeyler vardı ama şu an bakıyorsunuz dünyadaki herkese, ya bu moda geçmiyor. Kısa saç modası geçmeyecek. Geçmeyecek. Kaç yıldır var bu? Son 4 yıldır devam ediyor. Son 4 yıldır devam ediyor ve bitmeyecekti. En çok bu Brad Pitt'in Fury diye bir filmi vardı. Orada yanları falan kısacık kestirmişti üstü. O moda hala devam ediyor herkes. Ya unutamadı o saç herkes. Şey var, Netflix'te bir dizi var. Peaky Blinders. Oradaki saç stilleri aklıma geldi. İzleyenlerimiz de belki mukayese edebilirler. Bir Peaky Blinders modası doğuyor diyebiliriz o zaman. Daha devam edecek ama bu kısa saç. Evet. Şu an devam. Valla kadın gözüyle bakıyorum böyle olaya. Bence güzel kısa saç modası. Sizinki de kısa saç modasına uygun o zaman değil uygun. Mi? Uygun. Tabii benimkinin biraz daha kısa olması gerekiyor yanlar benzer. Ama üstlerde, evet, üstlerde saç her zaman olacak. Şimdi Şükrü Bey, saç hem kadın için hem erkek için vazgeçilmez evet. Görünüm olarak da. Ve saçları mesela bir kişinin saç bakımı nasıl olmalıdır? 15 günde bir mutlaka saçını kestirmesi gerekiyor. Çünkü saç uçlarından besleniyor. O kesildikçe diplerine doğru bir faydası oluyor. Ve, 15 günde bir. Evet, 15 günde bir saçını kestirmesi gerekiyor. Yani kestirmesi dediğim gidip kısacık makine falan değil. Sadece ve uçlarını, yani hem bayan olsun hem erkek olsun, uçlarını aldıkça hem kuvvetlenir. Bir de profesyonel bir yere gitmesi gerekiyor. Saçını analiz yaptırması gerekiyor. Kepeği mi var, yağlı mı, dökülüyor mu veya ne problem varsa analiz sonucunda vereceği bir ürün ona bir faydası olur. Yani ben kendi saçımın neye ihtiyacı olduğunu kendi kendime bilemem. Bilemezsiniz. Mutlaka bir bilen bir evet. Görüşe ihtiyacım var. Danışmana gitmeniz gerekiyor yani. İyi bir kuaför zaten kuaför danışman demek oluyor. Şimdi o hissedecek saçınızı yıkayınca, tarayınca yağlı mı, kuru mu, kırılıyor mu, kepek mi var? Ona göre size ürünü verir ve o zaman başarılı olur. Yoksa diğer normal tarafta istediğiniz ürünü alsanız da istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Bu 15 günde bir kesme noktası aslında çok önemli. Çünkü mesela biz şöyle bir algı var toplumda, saçlarımızı kestirmeyelim uzasın. Böyle bir durum yok o zaman. Yok yani şimdi bir yıl uzatsanız, her ay berbere gittiniz, her ay berbere gittiğiniz zaman daha çok uzar. Aa, ilginç bir şey söylediniz. Ben çünkü mesela bu ay kestirmeyeyim biraz daha uzasın, çok kısa kaldı saçım diye bir algı var hepimizde. Şimdi çok popüler olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Sizin de o konuyla alakalı fikrinizi merak ediyorum. Son dönemlerde hatta uzun bir dönemdir saç ektirme modası var. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir kere zararlı mıdır, yararlı mıdır insanlar? Saçı olmayan kesin ektirsin. Yani hiç olmayan, normalde bakımla falan çözülemiyorsa yani, kesinlikle ektirsin. Çünkü erkekteki en önemli şey saç. Bunun bir zararı yok mu? Yok. Ama o da yine aynı, profesyonel bir yere gitmesi gerekiyor. Çünkü merdiven altı var,
hastane ortamında olmayanlar var. Her an her şey olabiliyor çünkü resmen ameliyat gibi oluyorsunuz. Evet. Onun için profesyonel ya. Biz de dediğim gibi ben de kendi güvendiğim Servet Hoca var benim arkadaşım. Ona gönderiyorum çünkü inanıyorum. Gönderdiğim müşterilerden memnun kaldım. Hastanesi var. O ayrı mesele ama işte gidip bilmem neresi diye diyemiyorum ben de. Yani bilen bir yer aynen, olması çok lazım. Önemli. Çünkü ekim de çok önemli bir şey yani. Resmen ameliyat oluyorsunuz. Bir de şimdi aslında bir turizm furyası başladı. Çünkü niye? Türkiye'de bu uygulama çok popüler ve yurt dışından da buraya insanlar geliyor. Çok. Türkiye bu işi o zaman iyi yapıyor mu yoksa bunun başka bir Türkiye nedeni var mı? Türkiye bu işi çok iyi yapıyor. Aynı zamanda ucuz. Çünkü yurt dışında bu dolar eurodan dolayı örneğin yurt dışında 10 bin euro, 20 bin euroya saç eken yerler var. Ama bizim burada en iyi yerde işte 3 bin, 5 bin euro. En babası ne bileyim daha iyi bir şey olabilir. Yurt dışına göre biz çok ucuzuz. Bu dolar kurundan evet, kaynaklı dolar, bir dolayı. Fark ama aynı zamanda da Türkiye bu işi iyi yapıyor, i̇yi yapıyor. Sanırım çünkü çok başarılı. Evet böyle sokak yollarda bile hepsi o örneğin Araplarda falan görüyoruz hepsinin kafasına bandanalar evet geziyor. Ben 4-5 yıl Sultanahmet'te yaşadım yani adım başı aynen, aynen. Devam var ediyor orada. Hala devam ediyor evet. Bütün dünyadan geliyorlar vallahi bence güzel çünkü aynı zamanda dediğimiz gibi bir turizm açısından da insanlar buraya hem geliyor hem görüyor tabii. Hem saçlarını yaptırıyor. Bence onun da üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Şimdi mavi su furyası başladı bir dönem. Zararlı mıdır değil midir bilmiyorum. Çünkü böyle saçı cansız olan, saçlarıyla ilgili değişiklik yapmak isteyen herkes birbirine mavi suyu öneriyordu. Mavi su zararlı mı ben sizce? Ben çok araştırdım. İşte biri dedi Mardin'de var, biri dedi Urfa'da var, şurada var. Ben hepsini araştırdım ve doktorlarla da çalışıyorum. Onlara da gittim. Hepsi çok tehlikeli dedi. Hatta yasaklanacak bu dedi. İşte kalp hastalığı yapabilir dedi. Hormonlarınızı bozabilir dedi. Kadınların hormonal içinde ilaçları var dendi. Onun için ben hiç tavsiye etmiyorum onu. Sizin bununla alakalı bir çalışmanız vardı sanki. Ben de bununla alakalı çalışma bundan dolayı çıktı. Yani şu an herkes kullanıyor. Çoğu zararlı. Geçen gün haberlerde vardı. Cam suyunu koymuşlar, satıyorlar. Allah korusun yani. Allah'ım. Onun için ben de bizim bir firmayla bir çalışma yaptım. Bir firma böyle bir şeyle ilgileniyordu. Barbone. Barbone diye. Bir türlü doğru söyleyemedim ismini. Barbone. Kırmızı mucize. Şimdi ben de dünyadaki her şeyi takip ediyorum. İşte yeni çıkan ürünler, bizim dükkandaki kullandığımız ürünler var işte kerastase Vella şu an herkesin kullandığı bir ürün. Onların da bakım ürünleri çok var. İşte saç dökülmeyi durduran falan. Ben de bunları hepsini araştırdım. Bizim kimyagerlerle çalıştım. Bağlı olduğum işte firmayla, Akat Kozmetik'le. Sonradan da bu dünya ile ilgili de Amerika'da da bir saç dökülme serumu varmış. Onu getirttirdim. Hatta 6000 lira falan 50 ml. Onun içindeki ham maddeyi de koydurdum. Sonra hala durmadım. Dedim ya bu tam olsun ne olacaksa diye. Yani saçı tam bir kuvvetlendi. Çünkü ben erkek berberiyim. Berberim yani. Hani kendi işim olduğu için daha da araştırdım. Evet. Sonra içine kırmızı ginseng koydurdum. Şimdi diğer ürünlerde işte hani testosteronu düşürüyor. Bir sürü zararlar olduğu için dedim ki ya buna da artı bir şey koymam gerekiyor ki. Öne çıksın ve faydalı bir şey olsun. Kırmızı ginseng de koyduk içine. Aynı zamanda kırmızı ginseng hem saç sağlığına da zararlı. Nasıl insanlar içiyor vücuduna zararlıysa, şey faydalıysa. Bunda da onu bulduğum için bunu da ekledim içine. Bir 3 ay 4 ay bir çalışma yaptırdım. Sonra çoğu müşterilerde denedim. Kendim 4 aydır kullanıyorum. Sonuçları da çok iyi oldu. Yani örneğin saçtaki dökülmeyi kesin durduruyor. Tüylerinizi resmen saç yapıyor. Veya kepeğiniz veya yağlanmanız varsa çözüyor. Şu an 4. ayda yani herkese de kullanıyorum. Çok müthiş bir ürün. Vallahi ben çok merak ettim. Arkadaşlarım da meraklı gözlerle bakıyorlar. Barbone'yi kullanacağız o zaman biz. Çünkü niye? Mesela benim saçlarım çok cansız ve böyle bir ürün duyduğum zaman onu da kullanayım, bunu da kullanayım oluyor. Bu doğru bir şey mi? Yani her gördüğümüz ürünü kullanmalı mıyız? Yok değil. Yani size faydası olan bir ürün kullanmanız lazım. Şimdi ben nasıl diyorum hani yıllardır araştırıyorsam berberim yani. Ben bu yaşıma kadar hani berber olduğum için bütün her şeyi biliyorum yani. Gidip araştırıyorum saçın yağını, kremini, bakımını her şeyini biliyorum. Ne yapması gerektiğini de biliyorum. Ne kullanması gerektiğini de biliyorum. İşte kendi dükkanımızda analiz aletlerimiz var. Onlara da bakıyoruz. Ne yapması gerektiğini de biliyoruz. Onun için bu ürüne elimde gelen her şeyle oldum. Bir de hatta işte şimdi 8 tane sertifika aldım. Ne sertifika? Sağlık Bakanlığı'na gönderdim. Sağlık Bakanlığı onaylı. Dermolojik testlerini yaptırdım. Avrupa Birliği testini yaptırdım. En son da geçen gün helal testi bile aldım. Helal testi. O ne işe yarayacak? İşte Araplar genelde helal haram şeyleri vardır ya.
helal testi olan bir ürün çıkardınız. Evet, şu an helal bir ürünümüz var. 8 sertifikalı ve helal aynı zamanda. Aynen. Ama esas en önemli şey Sağlık Bakanlığı onayı verdi. Çünkü Sağlık Bakanlığı onayı çok önemli bir şey. Oradan onayı aldık, işte gönderdik, laboratuvarlarda incelendi. Yurt dışından şimdi bir testler daha var, onları alıyorum. Çünkü ben kendi işim olduğu için yıllardır bu işe emek vermişim. Hani yapacağım işin de en iyi olması gerekiyor. Yani böyle gönül rahatlığıyla önerebiliyorsunuz evet. Bu ürünü. Şimdi bu saçlarla alakalı çok moda bir söylem var. Keratin özlü. Keratin saça ne etkisi var? Bizimkinde keratin de var. Hı hı. Yani onun için her şeyi koyuyorsun. Keratin de bir bakım. Keratin bakımı. Faydalı mı? Faydalı. Ne gibi faydaları var mesela? Kırılmasını önlüyor. Saçın daha parlak görünümünü sağlıyor. Ama dediğim gibi yani o da iyi bir ürün gerekiyor. Şimdi, her keratin değil yani bilemiyoruz. Tabii. Nasıl ayırt edeceğiz mesela biz? Hangi keratin daha iyi? Profesyonel bir salona gidiyorsanız o size kesinlikle bir profesyonel ürün verir. Yani aslında gittiğimiz yerin ne kadar önemli olduğunu da burada vurguluyorsunuz. Çünkü aynı zamanda bir danışmanlık alıyorsunuz. Saçın neye ihtiyacı var, nelerle saç beslenmeli. Aynen. Bunun hepsini bize söylüyor. Çünkü biz araştırıyoruz yani. Şimdi ben örneğin yurt dışına gidiyorum, buradan araştırıyorum. Sosyal medyayı çok iyi kullanmaya çalışıyorum. Dünyadaki saçlara bakıyorum. Ne çıkan ürünlerin hepsini ilk bize gelir, biz kullanıyoruz. Ya bu sosyal medyaya girdik, oradan da bir soru sorayım. Çünkü böyle konuklarıma sosyal medyayı sormak istiyorum. Çünkü sosyal medyanın artık inanılmaz bir gücü ve inanılmaz bir etkisi var. Sizin mesela sosyal medya kullanımınız çok çok aktif. Kendim kullanıyorum. Kendiniz mi kullanıyorsunuz? Ne gibi getirisi oldu size sosyal medyanın? Bazen müşteri elinde cep telefonuna geliyor, saçımı böyle istiyorum. Doğru, ben de yapıyorum onu. Veya işte gelen insanlara tanışmak için gelen var çoğu insanların. Bir de hani ben uygulamalı videolarda koyuyorum. İşte ben saçımı da böyle istiyorum. Bir de tabii gelen insanların profilini görüp gelmek isteyenler var. Acaba doğru. Biz de gelebilir miyiz? İstanbul dışından çok tıraş olmaya gelen var. Aslında sosyal medya bir kuaför, bir berber için oraya gidecek kişi açısından bir ön bilgi sunuyor. Aynen. Neler yapmış, ben oraya gittiğimde ne gibi hizmetler bulabilirim? İşte sosyal medyanın nimetlerinden bir tanesi aslında. Ben mesela kuaföre gittiğim zaman böyle şampuanın organik olmasına çok önem veriyorum. Şampuan organik mi değil mi diye soruyorum. Organik şampuan diye bir şey var mı aslında, onu sormak lazım. Ya ona bakarsan şimdi gidiyoruz markete, her şeyi organik yazıyorlar. Ama ne kadar organik? Ya ne kadar organik? Ben de gidiyorum. Ya ben de yeme içmeyi çok seviyorum. Organik yiyeyim diye ama ne kadar tabii. Onun için hani daha iyi yerlere, daha üzerinde işte bandrolü olan, işte Sağlık Bakanlığı'ndan veya işte onun testlerinden geçmiş ürünlere falan bakmak daha önemli bir şey. Hı-hı. Çünkü her şey organik değil. Evet. Yediğimiz içtiğimiz gibi o aldığımız ürünler de her şey organik değil. Ya organik diye alıyoruz. Ama dediğim gibi profesyonel iyi bir ürünü kullanıyorsanız gerçeğini, tabii ki her zaman organiği, her şeyini tavsiye ediyorum. Aslında bir ürünün kaliteli ve güzel olması kadar benim kanaatim o ürünün devamlılığı da önemli. 3 gün kullandım, 5 gün kullanmadım olunca o ürün tabii sanki canım. Çok faydasını göstermiyor. Aynen. Yani zaten üzerinde yazıyor kullandıkça. Şimdi ben ürünü size veriyorum değil mi? Şimdi ben yeni Borbone diye çıkardım. Siz onu kullanmazsınız, haftada bir kullanırsanız bir faydası yok. Şimdi şampuanlı ve sprey olarak çıktı. Şampuanlı her gün yıkayıp o spreyini sıkarsanız devamlılığı olur. Şimdi ben bugün verdim, yarın kullanmadım. Bir hafta sonra bir faydası olmaz. Yani bir ürünü aldık, oraya süs için koymayacağız. Sevgili izleyenler, sizlere de söyleyelim. Devamlılığı çok önemli. Devamlılık çok önemli bir üründe. Peki Şükrü Bey, sizi bulmuşken şunu yapmanızı istiyorum. Sizden bir ricam olacak. Benim saçlarımı eleştirir misiniz? İzleyenlerimizin de gözleri önde olsun. Ya çok kırık görüyorum saçlarınızı. Şu tepelerde evet, değil mi? Tek tek çıkmış. Bunu çekimde arkadaşlar da söylüyor. Bir Çekimden önce bir damla bir şey sürseydi belki onları yatıştırabilirdin. Bir yantin gibi. Ya krem sürüyorum bu sefer gibi. O da çok böyle yağlı gibi gösteriyor saçı. Yo, yağlı göstermeyen kremler de var canım. O zaman benim ürün seçimim mi hatalı acaba? Yani şu an örneğin saçınıza bakıyorum, çok tel tel aralarına çıkan var. Evet. Ekranda da direkt o görünüyordur şimdi. Bir ürün yani bir de saçı olan herkes ürün kullanmak zorunda zaten. Şimdi benim önümde saçımda ürün var. Ne kullanıyorsunuz siz? Wax var. Yani bir ürün kullandığınız zaman saçınıza, örneğin bazı insanlar geliyor ben saçımı böyle istiyorum diyor ya. O gösterdiği resimde jöle var, wax var, sprey tabii. Var, adam bir saat fön çekmiş, taramış, öyle istiyor. Normal bir şekilde zaten olmaz. Hı hı. Şimdi örneğin siz de şimdi bir wax bir şey sürseniz bir dakika sonra başka bir şey görürsünüz.
Şimdi bu saç mesela benim annemin saçı çok gür. Yine kız kardeşimin saçı çok gür ama benim çok ince. Genetikle de bir alakası genetikle var mı diyeceğim? Genetikle dayında vardır. Teyzende vardır. Gidip hemen onları bulacağım. Acaba kime çekti benim saçlarım diye. Çünkü benim böyle genelde annem, babam, kardeşim falan hepsinin saçı çok gür. Saçın iyi senin ya. İyi ama çok ince telli. Neyse, borbone kullan geçer hepsi. Evet, tamam. Güzel bağladınız. Borboneyi kullanacağım. Şimdi son sorum olsun bu. Makyaj yaptığımız zaman o makyajı silmeden uyumayın diye bas bas bağırıyor doktorlar, güzellik danışmanları. Saç için böyle bir şey var mı? Saç için de var. Yani jöle veya wax istediğiniz kadar sürün. Saçınızda çok bekletirseniz zarar olur. Ama bekletmeseniz hiçbir zarar yok. Yani örneğin sabah istediğin kadar jöle sür, wax sür, her şeyi sür. Akşam yatınca yıkıyorsan hiçbir zarar yok. Yani bir yüze nasıl önem veriyorsak saça da aynı şekilde önem vermeliyiz. Aynen. Ve uyumadan önce mutlaka yıkamalıyız. Tabii canım. Ya böyle çok basit gibi görünebilir ama aslında o kadar önemli şeyler ki. Çünkü bu beraberinde saç dökülmesini de getiriyor değil tabii mi? Tabii, çünkü sabaha kadar o hücreler çalıştığı için biz ürünleri verdiğimiz zaman da örneğin biz borbone diyoruz ki akşam zamanınız varsa akşam da sıkarsanız sabaha kadar çalışır o. Kan dolaşımı için. Şöyle bir aklıma geldi, onu da sormak istiyorum. Mesela ben bununla alakalı bir arkadaşa soru sormuştum ve demişti ki saçları çok yıkamak, her gün yıkamak saça zararlıdır. Yok öyle bir şey. Ben örneğin her gün yıkamazsam akşama kadar dayanamam. Saç dökülmesini ve saç yağlandırmasını hızlandırıyor diye. Öyle bir şey yok. Bu işte yanlış bilinen doğrulardan. Ya ben örneğin her gün saçımı %100 yıkarım. Yani yıkamadığım gün o gün akşama kadar rahatsız olurum. Bir de bünye meselesi. Her bünye böyle yağlı şeyleri yapabiliyor. Bazı bünyelerde olabiliyor. Çok kuru olanlar var. Yani böyle pütür pütür dipleri kurumuş olanlar var. Ama o dediğim gibi o cilt hastalığı falan olanlar, onlar normal 2 gün falan. Çünkü kuru. Yani yağlanması için bir sebebi yok. Yani içindeki hastalığından dolayı. Ama normalde 24 saat. Yani az bir zaman değil. 24 saatte çünkü hava kirliliği, duman, egzoz dumanı, yol, kapalı alan, o sigara hepsi zarar veriyor. Yani yıkanması. Yani en kötü şimdi şey olarak düşünelim ya, mantıken yani düşündüğün zaman da düşün yani işte duman ortamı, dışarıdaki hava, güneş, onlar hep saça zarar veriyor. Hı-hı. 24 saatte bir yıkamak da bence gayet mantıklı bir çözüm yani şu an. Ya sizi bulmuşken böyle o kadar çok sorular sormak istiyorum. Çok yorulmaya gerek yok yani. Yani saçlarınızı çok yormayın ama her gün bir yıkayın çünkü aslında doğru noktalara temas ettiniz. Hiçbir işlem yaptırmasanız bile o çevre kirliliği diyoruz ya, bas bas yani. Olarak. O saça verdiği zararlar da aslında ne kadar önemli. Yıkamak lazım. Doğru söylüyorsunuz saçları. Şimdi Şükrü Bey, böyle bir kozmetikçilere gittiğimiz zaman saçlarla ilgili 1001 çeşit ürün çok var. Çok var. Her gün bir şey çıkıyor. Benim mesela eczanede çalışan bir arkadaşım var, eczacı. Daha çok eczanedeki derma kozmetik ürünleri tercih etmem gerektiğini söylüyor. Sizde böyle bir ayrım var mı? Ya eczane ürünü mü tercih edilsin yoksa o gittiğimiz kozmetikçilerden her ürünü almalı mıyız? Saç için mi? Saç için. Saç için biz genelde örneğin bizim kendi kullandığımız ürün eczanede satılmaz. Hı hı. Yani eczane bir kıstas değil. Aynen. Çünkü bizim ürünler 2000 kişi üzerinde denendikten sonra piyasaya çıkıyor. İşte bu kerastası olsun, belli olsun. Çünkü onların düşen dünya devi zaten. Yani biz onlarla hiçbirimiz başa çıkamayız. Örneğin bize gelen bir ürün 2000 kişi üzerinde denenip sonra piyasaya değil mi? Yani sadece kuaförlere satılıyor. Örneğin bizim ürünleri hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece kuaförlerde satılır. Yani eczanede belli bir şey olmamak. Ya eczanede ben kötü ürün var demiyorum. Belki yok, orada eczanede da çok iyi ürün tabii vardır. Ki de var. Kozmetikçilerde de vardır. Hepsine ama vardır. O kadar çok ürün var ki hani insan... Yani ne alacağını şaşırıyorsun. Ama biz bilinçli tüketiciyiz. Yani bilinçli insanlara hizmet ediyoruz. Gelenler de bilinçli. Biz de çünkü bir ürün çıkıyor, bize geliyor. Şimdi bu ürün çıktı, diyor ki bunun eğitimini veriyor bize. İşte yıkamadan önce şunu yapacaksın, durulayınca bu olacak, yağlıysa bu olacak, hepsinin eğitimi veriyor. Ama ben borboneyi çok, doğru söyledim değil mi? Evet, borbone. Borboneyi çok merak ettim. Onu mutlaka kullanmak biz istiyorum. Biz örneğin borboneye organik demiyoruz. Her şey var içinde işte. Biyotin var, keratin var, kolajen var, kırmızı ginseng var. Her şey var. Ama hani her şey organik değil tabii. Ya aslında dürüstçe bir açıklama bu aynı zamanda. Ben hem izleyenler adına hem kendi şahsım adına teşekkür edeyim size. Şimdi bir de son olarak İşte bir kadın bir kuaförü, bir berberi bulduğu zaman soru üstüne soru. Sizin Hayata Makas Atmak isimli bir kitabınız var. Bu hangi yıl çıkmıştı kitabınız? 2 yıl falan olmuş. 2 yıl çıktı. 2 yıl önce çıktı. Şükrü Bey'le ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu kitapta bulabilir miyiz? Var, Şükrü 10 baskı ilgili yaptı. Öyle mi? Bir berberin hayallerini gerçekleştirme hikayesi. Ni merak ediyorsanız eğer bu kitabı da okuyabilirsiniz. Bir de sizin bir kitabınız daha geliyor.
O da 50 yaşında. Seneye şimdi 50 yaşına giriyorum. 50'sinde 50 Hayat diye yeni bir kitap yazıyor. Başladım. 50'sinde 50 Hayat. Evet. Belki o kitap çıktığında sizinle tekrar oturup İnşallah konuşmak seni isterim. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifliydi. Erkek berberi diyeceğim. Çünkü evet, erkek berberi. Erkek berberi Şükrü Dudu ile birlikteydik. Hem şahsımın hem de hepimizin merak ettiği konuları konuştuk. Biz yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.